Benim belediye başkanlığımın ikinci dönemi başladı. Gene böyle bakanlıklarda bir toplantıdayız. Gene birileri geldi. Ya dediler ki biz Gerze'yi takip ediyoruz, çok güzel. Siz Cidda Slow niye olmuyorsunuz? Dedim ki 5 yıl önce de söylediler bunu bana. Bir bakalım, araştıralım dedik. Nedir, ne değildir? Aldık. 72 tane kriteri var. Baktık kriterlere. Yani biz çoğunu yapmışız bunların zaten, kriterleri. Yani bir 60'ını, 65'ini falan gerçekleştirmişiz. Kültürde, sanatta, altyapıda. Ha, altyapı derken özellikle şunu söylüyorum arkadaşlar. Bizim en büyük sorunumuz şu anda arıtma, biliyorsunuz. Kanalizasyonu yaptık tek merkezden. Şu anda maalesef denize dökülüyor. Şu anda biz denize dökülen yerde kamulaştırmasını yaptık, yerimizi aldık. Ve ön arıtmalı derin deniz deşarjı projemiz bitti. Önümüzdeki hafta ihalemiz var. Önümüzdeki hafta artık denizlerimizdeki suyu bile içebilirsiniz iş bittikten sonra. 6 milyon lira değerinde bir ihale arıtmamız yapılıyor. Ve altyapıyla ilgili bütün sorunumuz bitmiş oluyor. Bakın suyumuz geliyor, altyapımız bitti. Arıtmalarımız yapılıyor, doğal gazımız geliyor. Daha ne istiyorsunuz Allah'tan ya? Her şey var Allah'tan ya. Şimdi Cidda Slow'un tanımı ne diye baktım. Aynen şöyle yazıyordu. İnsanların birbirleriyle kardeşçe yaşadığı, el sanatlarının, kültürün, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı, insanların birbiriyle bağlı olduğu, tükettiği ürünlerin organik olduğu, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulduğu, sağlıklı ilişkilerin kurulduğu ortamların sağlayan yerler Cidda Slow. Düşündüm, biz Gerze'de eskiden herkes birbirine selam verirdi. Herkes birbirini tanırdı. Sokakta kimse kimseye selamsız geçmezdi. Öyle değil mi Şahin Baba? Bizim el sanatlarımız, her şeyimiz var. El sanat olarak. Ve arkadaşlarımız da gerçekten ciddi ciddi şeyler yapıyorlar. El sanatlarında. O da var. Gelenek göreneklerimiz, biz büyüklerimizi sayan, küçüklerimizi seven insanlardır. Ama unuttuk bunları. Unutturdular. Biz tekrar neden büyüklerimizi sayıp küçüklerimizi sevmeyelim? Niye o ortamlara girmeyelim? Niye yolda birbirimize selam vermeyelim? Niye el sanatlarımızı geliştirmeyelim? Dedim ki ben bu işin içerisine girerim arkadaş. Sonra Dilem kızımız. Dilem geldi. Başkanım dedi, bana ver bu işi dedi. Ben araştıracağım dedi, ben şey yapacağım. Bizim ekibimiz Uğur, Çetin, Dilem, o ekip kuruldu yukarıda. Ve yazışmalarımızı yaptık. Kriterlerimizi oluşturduk, ortamları sağladık ve bir gün geldiler, gezdiler bizi, incelediler, baktılar, siz dediler, geçmişsiniz bile burayı. Ve 85 tane dünyada ilçe müracaat etti, biliyorsunuz Cidda Slow 30 ülkede faaliyet gösteriyor, 282 şehirde faaliyet gösteriyor. Bir ilde bir ilçe olabiliyor Cidda Slow. Ve biz 85, Türkiye'de 85 ilçe müracaat ediyoruz. Bunun içinde Bodrum'u var, bunun içinde Marmaris'i var, bunun içinde Datça'sı var. Düşün, marka olarak bildiğimiz ilçeler var. Buralar kabul edilmedi, Gerze Belediyesi kabul edildi. Arkadaşlar, bu büyük başarıdır ya. Yani, siz kendiniz övünmeniz lazım bununla. Ne olacak bundan sonra? Bakın, Cidda Slow olan yerlerde var ya, ekonomik kalkınma sağlanıyor, el sanatları gelişiyor, insanlar istihdam alanları yaratılıyor, ürünlü pazarlayabiliyorsun dünyaya. Gittik dağın başına Şavşat'a, bir sene olmuş daha Cidda Slow olanı Şavşat. Gerçekten harika bir doğası var, Artvin Şavşat giden var bilmiyorum. Gerçekten çok güzel ama dağın başında küçük bir kent, o doğasıyla kazanmış. O insanların sıcakkanlılığıyla kazanmış. Artvinler gerçekten sıcakkanlı. Sıcakkanlılığıyla kazanmış. Dağın başında bungalov evler yapmışlar. Gazinolar yapmışlar.
Kışın ortası da Çinliler geliyor, Japonlar geliyor. Orada turizm patlamış. O sayılı konaklama yerlerine 2 ay, 3 ay öncesinden rezervasyon yaptırıyorlar yurt dışından. Niye bizim gezimiz olmasın? Ve biz bu yolda gerçekten ciddi adımlarla gidiyoruz, akıllıca gidiyoruz. Göreceksiniz 3-5 yıl sonra gelse bırak Türkiye'nin, dünyanın tanıdığı bir ilçe olacak. Olacak, ben buna canı gönlümde inanıyorum. Olacak ve bunun nimetlerini de gelse halkı yiyecek arkadaşlar. Evet, ciddi soru budur. Daha tabii çok teferruatları var, şeyleri var. Anlatmak lazım ama şunu çok iyi bilin. Biz lütfen yolda birbirimize selam verelim. Gülümseyelim. Zaman kötü. Bari sevgimizi kaybetmeyelim. Öyle değil mi? Evet. Evet, denizde çıkarsınız. Şimdi arkadaşlar benim 5 yıllık kalkınma planı yapıyoruz biz. Stratejik plan yapıyoruz. 5 yıllık stratejik plana 5 yıl içerisinde yapacağımız şeyleri koyuyoruz. Kitap olarak da onu basıyoruz, bakanlıklara da gönderiyoruz. Yapamadığımız 2 şey kaldı. Birisi pazar yeri, birisi şey, otogar. Şimdi pazar yeri projemiz hazır bizim. Tabii ben bunu bedava yapmaya çalışıyorum. Yani projeyi bir yerlerden para çıkartıp yapmanın peşindeyim. Bununla ilgili KUSKO var biliyorsunuz, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. Bu devlet var bunun için ama bizim aidatlarımızla yürüyor, devlet katkısı oluyor. Geçen yıl yaptık projemizi, 1. yedek seçildik. Ne hikmetse bizim projemize para çıkmadı. Biraz da siyasi olmuş artık KUSKO, yani kalkınma ajansları. Ama biz, ben bu sefer bayağı ciddi bir bastırıyorum. Hatta düşünün, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı mesela bizimki. Ne anlıyorsunuz bundan? Demek ki bu ajans, yani bu kuruluş, kalkınan insanlara yardım eder. Üreten insanlara yardım eder. Öyle değil mi? İslam sağlayan insanlara yardım eder. Bu kuruluş yol yapar mı? Yapar mı? Allah aşkına size sorayım. Bu kuruluş, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, yani kalkınma ajansları yol yapar mı? Cadde yapar mı? Köprü yapar mı? Kalkınmanın önemi İslam'dan geçer. Değeri İslam'dan geçer. Bizim burada yapacağımız pazar yeri en az 1000 kişiye İslam sağlıyor. En az 1000 kişiye. Organik pazar yeri. Modern bir pazar yeri. Bunu özellikle KUSKO'daki Sayın Valiye de anlattım. Sayın Belediye Başkanımıza da anlattım. Yani onlar daimi şey. Sayın Sanayi Ticaret Müdürü'ne de anlattım. Kalkınma Ajansları'nın buralara para verdiğini, bunun takipçisi olacağımı söyledim. Dün, önceki gün hatta. Onlar da elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler. Şimdi Haziran ayında bu ön projemizi verdik. Haziran ayında şey açılacak, Temmuz ayında falan belli olacak. He, oradan para çıktı, çıktı. Çıkmadı, kendimiz yapacağız. Ağustos ayında pazar yerimize başlıyoruz. İnşallah. Evet. Yukarı bir pazar yeri yaptık, gördünüz mü? Şeye, Atatürk Mahallesi'nde. Çok, yani orada çok şey yaptık ya. Ama bunlar hep geçti bak bunları şeyleri. Yani bunları yaşıyorsunuz zaten yani. Bunlar bizim aslında yapmamız gereken şeyler. Maliye tutuyor, zaman tutuyor ama sonuçta insanlar yararlanıyor. Bak, küçük şirin bir şey oldu. Şimdi burası özellikle çevremizdeki yakın köylerdeki vatandaşlarımıza şimdi tezgahlarına başlıyoruz. Ücretsiz vereceğiz, para falan istemiyoruz. Vatandaş her gün götürsün, ürettiği o organik ürünü burada satsın. Her gün. Çünkü biliyorsunuz, pazartesi domates ne oluyor, kızarıyor. Cuma'ya kadar beklemek zorunda vatandaş köyünde. Biberi oluyor, Cuma'ya kadar beklemek zorunda. Alsın, günlük ürünü götürsün, burada satsın. Biz de gidelim, alalım oradan. İyi olmaz mı? Evet. Evet. İkincisi de otogar. Yani en büyük
projemiz. Biz otogarı yer olarak sanayinin arkasını belirlemiştik arkadaşlar. Orada da kaptaşımız var. Yeni su bitinceye kadar kaptaşa dokunamadığımızdan onu erteledik. Şimdi karayolları şey yapmış, eski karayolların yeri var ya yolun kıyısında. Orayı ihaleye çıkartıyormuş, yakında satıyormuş. Belediye meclisimiz de destek verirse orayı alırız, otogarı oraya yaparız diyorum. Kafamdaki şey, bakın sizinle paylaşayım. Otogar orası yakışmaz mı? 12 dönüm. Otogar yapacağımız yerde sanayi esnafımız çok perişan. Vatandaş, mesela bugün bile iki vatandaş geldi, üretim yapmak istiyor, yer yok sanayide. Evet, bir tonlu depo yapmışlar, yani hiç olacak iş değil. Yani sanayici iş yapmak istiyor, kaçıracağız adamları. Orayı da sanayi dükkanları yapmak istiyor. Hesabında yaptık bir 35-36 dönüm. Yalnız sıkıntı, bir kısmı yeşilden geçme olduğu için tapu çıkartamıyoruz değil mi? Durun. Tapu çıkartamıyoruz. Kaçak yaparız biz de. Ne yapalım yani? Vatandaş yapınca da seçim. Yani sonuçta alıp da satımıza gidecek halimiz yok. Vatandaş kullanacak yani. Vatandaşı bunu yapacak. Ali abi yapmam lazım. Ne diyor? Şimdi keşke bizim eski abamız satılıp yıkılmasaydı da. Ben onun yorumunu yapmak istemiyorum. Neyse geçmişte kalan şeyden kesinlikle yorumunu yapmak istiyorum. Gerçekten Gazze'ye bir hamama ihtiyacı var. Gönül Hanım'la geçen de onu paylaştık. Bana dedim, hamamı yaptığımızda şikayet edilmeyecek bir yer bul dedim. Yoksa kaçak yapacağız onu da. Yani. Ama hamam yapacağız. Kafaya koyduk. Hamam bizim 2017 projelerimiz içinde var. Tamam. Hamam yapacağız abi. Hiç sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Yani genel hatlarıyla konuştuk. Bakın en büyük sorunumuz 1970 model bir tane itfaiyemiz vardı 2009 yılında. Şu anda 6 tane itfaiyemiz var. Bir tane daha geliyor. 7 tane itfaiyemiz oluyor. O bir itfaiyeyi ikinci el itfaiyeyi öbür belediyelerde alabilmek için var ya anam ağladı. Gitme dün belediyeye almadı. Kimse malını vermek istemiyor. Geçen de Necmi'ye dedim ki ya bizim eski 70 model BMC'yi dedim şeye ver, Dikmen Belediyesi'ne verelim dedim. Ya başkanım dedi işte bu mum var onun dedi bilmem nesi var. Bu Kara Camileri var ya hiç kimse şimdi belediye başkanına gidiyorum diyor bana git garaja bak diyor beğendi araç varsa al diyor bana. Gidiyorum Kara Camileri yok o bize lazım. Yok o bize lazım. Hangi belediyeye gittiysem. Abi belediye başkanını geçiyoruz, Kara Camileri'ni geçemiyoruz. Yani vallahi hiç değil söyleyeyim, yalan değil. Burada dedim ki Dikmen Belediyesi'ne gelmişim burada, burada yaptık ya. Ya başkanım işte şurası şöyle de burası böyle de. Abi vereceksin ya, olan olmayana verecek abi. Bu kadar basit. İşte gerçek İslamiyet bu. Bu. İslamiyet'te. İslamiyet'te paylaşmak vardır. Olan olmayana verir. İnsanlar o zaman kardeşçe yaşar. Bakın yoksul insan saldırır. Yoksul insan her şeyi yapar. Niye? O yoksul bıraktırılmıştır. Onun için tarımda çok ciddi projeler yapacağız. Bakın bu sene biz 20 bin tane seramızda domates dağıttık. Dün önceki gün Vali Bey diyor ki ya başkan diyor sen domates dağıtmışsın diyor. Bize niye haber vermedin? Sayın Valim niye haber verecektin? Ya bize de lazım bakarsın domates. Bana da gönder dedi. Gönderdik Sayın Valim'e de domates. 20 bin tane domates dağıttık. Ama bu domatesler İsrail malı değil arkadaşlar. Türk malı. %100 Türk malı. İstiyoruz ki domateslerimizi verdiğimiz vatandaş tohumlarını alsın, çoğaltsın. Bu şekilde artık İsrail tohumu domateslerden kurtulalım. İsrail tohumu salatalıklardan kurtulalım. Biberlerden kurtulalım. Yani tarımla ilgili güzel şeyler planlıyoruz.
Ahmet Kaya ile muhtarımızla sürekli konuşuyoruz. Bir kooperatif daha kuralım diyoruz. Bu kooperatif pazarlama işte biz belediye olarak da katkı sağlayalım. İnsanlarımız üretsin arkadaşlar. Ne kadar üretirse o kadar onurlu yaşar. Yani çok konuşacak söz var. Ben bana soru sormak isteyen varsa soruları alayım. Şimdi hocam da oradan gelip bakıp gidiyor. Salonu teslim edelim. Doğalgaz başladı. Şimdi Anadolu Lisesi'nde 100 kişilik bir şey açılmış. Onun dışında sadece Atatürk Mahallesi'nin olacak diye duyduk biz. yok. Böyle bir şey mi var? Hayır, bizim? Şimdi şöyle. İlk önce Atatürk Mahallesi'ne verelim. Çünkü doğalgaz Türkmenlik önünde bir yer sorunumuz vardı. Onu hallettik. İstasyonun kurulacağı yer sorunu vardı. Onu sağ olsun Türkmenlik oyu muhtarı çözdü işimizi. Borular geldi, hat. Borular da yol boyunca serildi. Şimdi istasyon başlıyor. Yani bir 3 aylık falan bir sürecimiz var. 3 aylık, yani Eylül ayında Atatürk Mahallesi'nden ilk gazı vereceğiz. Atatürk Mahallesi'nden. 2018'de de tüm gazı bitmiş olacak. Diğer mahallelerde gidip kayıt yaptırabiliyor mu? Alır, ona gerek yok. Geldikçe mahallenize kaydınızı yaptır. Siz yeter ki evlerinizde onun altyapısını hazırlayın. Yani şimdi şöyle olacak. Yani şu mahalle yapıldı. Bu mahalleye toptan verecek değil. Mesela diyelim girdi Hamdiye Mahallesi İnönü Caddesi'ne. İnönü Caddesi'nde hattı döşedikçe gazı verecek evlere. Yani almak isteyenlere. Hayır, abone sayısına göre de gelecek. Yok, öyle bir şey yok. Herkes yalan, onlar öyle bir şey yok. Uyduruyorlar. Millet kendi kafasına böyle konuşuyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Her vatandaşımız alacak. İsterse 1000 vatandaşımız alsın. Ama ben şunu söyledim. Gelsin dedim, bayanları çok sosyetiktir. Tamam mı? Yüzüklerini, bileziklerini satar, o doğal kazanlı dedim. Önce Gezi'den başlayın dedim. İkna edemedim adamları. Ama sonuçta gittik tabii. Büyük patronlarını bulduk, şeyleri bulup başlattık işi yani. Sıkıntı yok. Eylül ayında ilk gazımız verilecek buraya. Yani Gezi doğal gazla geldikten sonra altyapısı tamamen tamamlanmış. TEDAŞ'tan da bu sene şimdi Mayıs ayında başlayacaktı. Bu yarışlardan başlayamadılar. Yine bir bölümünün yeraltı programını aldırdık. O da yapılacak. Fakat fazla yatırım yok tabii şeyde. Devlette bu ara. TL'nin bakın en önemli plaj konuları mesela şeyde. Bize dediler ki Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Biz şeyleri yapmıyoruz. Planları, projeleri yapmıyoruz. Siz planlarınızı, projelerinizi yapın. Bize getirin, hemen biz de yatırım programı alalım. Bu işte de meşakkat değil, bakanlık da olsa olmuyoruz. Gülün Hanım kaç kere Ankara'ya gitti geldi, bu kadar dostu oldu. Hem Ayaklı İnşaat Caddesi'nin altındaki 11 tane, kafalarda birer tane, 9 tane paralel, hem de dere yerinin planlarını yaptık. Buranın planlarını şu anda bakanlığa gönderdik, 4 ay oldu. Geçen hafta aradım değil mi? Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nü aradım. Dedim ki ya müdürüm ne oldu dedim yani siz bir ayda yatırım programı alıyordunuz dedim. Yemin etti adam bak çoluğumun çocuğunun üstüne yemin ediyorum dedi. Benim Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nde dedi. Bölge Müdürlüğü'nün sınırları içerisinde bir yatırıma bir kuruş para gelmedi dedi. Gelmedi. Bekliyoruz biz dedi. Şu anda da oturuyoruz dedi. Sadece eski işleri takip ediyoruz dedi. Onun için onların planlarını yaptık. İnanın 2 sene uğraştık. 21 kurumdan yazdı alındı, oraya yazıldı, tekrar yazıldı, bakanlığa yazıldı, tekrar geldi. Şurayı düzelt, burayı düzelt. İnanır mısınız? 2 yıl biz işte chat raporları alındı, matematik haritaları yapıldı, her şey yapıldı. Bitti dosya, şöyle yapıp hepsi biraz böyle dosya. Bakanlık da şu anda. Bakanlık ne zaman ihaleti başlarsa biz de onları bekliyoruz yani. Ama olursa da Gelze'nin bir kalede daha değişmiş olacak. Sayın Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu doğalgazla ilgili şirket var mı burada tanım?
Peki abi. Danışacağımız mesela eve ben şeyi yap, tezatı yaptırmak istiyorum. Ama gel böyle kim istiyor ki saatlerin duvarına şeyin bir dava var. Elektrik kabloları buradan olmaz diyorlar. Vallahi yani, orada bilgim yok ama doğal gaz tesisatı döşeyen evlere birkaç tane firmanın olduğunu biliyorum. Ha, Emel abi, öyle firmalar var değil mi doğal gazı? Hı? Yapıyorlar. Yani onlar da bayağı İstanbul'dan gelmiş tecrübeli firmalar. Yani neyin olduğunu bilirler herhalde, düşünüyorum yani. Sinop'tan çağırılabilir. Evet. Sinop'takilere danışılabilir. Sinop'tan buraya görmezler. Bak abi, Ahmetcan'da da tip proje örnekleri varmış. Gönül Hanım görüşmüş. İsteyen vatandaşa vereceklermiş. Peki, teşekkür ederim. Zaten şimdi bizim burada başlattılar ya, gelseydi bir proje bulacaklar şimdi. Hatta bizden belediyede oda istediler, oda yok. Yani doğalgaz için. Oda istediler. Artık dışarıdan bir yerden adamları bulacağız şeyi, odayı. Çünkü %4'ünü biz alacağız şeyi. Bir tane bir ekran geçelim. 5-10 bin daha bekleyin. Ben görürüm. Efendim. Tamam, teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bu tarımsal faaliyetlerle, tarımsal üretimle ilgili köylülerimizin katkılarını biliyoruz. Düşüncelerini biliyoruz da. Benim size burada sormak istediğim, özellikle Yaykıl Köyü civarında, bu sarımsak çayı üzerinde yapılması olmazsa olmaz olan, çünkü bunları yapmak için bir baraja ihtiyacımız var. Çünkü Yaykıl Köyü ve civarı seralarda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yaz boyunca tankerlerle su taşıma, suyla bu işi yapmaya çalışıyorlar. Yani bu olmazsa olmazı çözümü için sizin onun var mı? Onu milletvekillerine söyleyeceksin. Bana değil. O milletvekillerinin görevi. Çünkü devlette yapılan işleri milletvekilleri takip ediyor. Gerçekten sarımsak çayı benim çocukluğumdan beri baraj yapılacak, baraj yapılacak, baraj yapılacak. Sonra regülatöre döndü iş. Regülatör yapılacak dendi. En son duyduğumuz bir sayın milletvekilinin demesi rantabı bulunmadı. Onun için programdan kaldırdı demiş. Yani rantabı bulunmamış. Yani oradaki yapılacak yatırım yeteri kadar sulama yapılsa da rantabıl değilmiş. Yani neyse o rantabıl şeyi, yani yetişecek ürünün miktarı neyse, nasıl tespit yaptılar, kim yaptı bu çalışmayı, nasıl yaptı bilmiyorum. Projeden kaldırılmış, yani yatırım programından çıkartılmış bu. Bunu milletvekillerine halk olarak bastırırsak göreceksiniz ki Yaykıl, Mahmutlu, Türkmenli, Çınlık, bu köylerde sulama yapılsın, İstanbul'da insan kalmaz. Hepsi gelir. Burada tarım yapar. Çok önemli bir konu. Yani bu olmazsa olmaz. Sayın evet. Başkanım. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Ben Boyabat'a örnek göstereyim. Boyabat'ta yani hiç insanların düşünemediği, hayret edemediği noktalarda baraj var. Yani evet. Sulama... Şimdi biz Boyabat'a il olursa kurtardık. Boyabat'a il yapalım. Böylece ilçemiz kurtulsun. İlimiz kurtulsun. Böylece Boyabat il olsun, kendi başına dursun, bütün yatırımını alsın. Gerekir. Ondan artan da bizim Sürop, Ayancık, Gelze, Dikmen buraları versin, yeter. Dedi. Bir Boyabat ile kurtulursak ancak o zaman kalkarız diye düşünüyorum. Evet. Evet abi. Spor diye benzerler yapardık ki nerede? Rak yapardık. Mahallede oldu bir cümet vardı. Kimse yok. Mahalle kırık. Anlamadım abi ya. Bir sorun versin. Sayın Sayın Başkan, biraz önce size gelmiştim. Bahsettiğim yerde Yeşil Saha. Aç abi. Yeşil Saha olan bir yer var. Mahallede çöpü, affedersin, kendi köpek ölüsünü atıyorlar. Ne buraya burası? Bu Nevzatgil'in inşaatının üst tarafında. Çağdaş Sokak'ta. Çağdaş Sokak'ta. Ha, şimdi mahallede pislik, hepsi burada mahallede. Bu mahalleden tek kimse yoktu Murat Nars'ta. Küsmüş bir halleri var. Bir tane Nevzat var burada, o da muhtar adayımız. Vallahi ben dile götürüyorum. Tahtı sizi. Teşekkür ederim. Valla Cumhuriyet Partisi'ne
gerçekten çok yardımcı oldu. Her konuda. Cumhuriyet Mahallesi'nde. Hala da çalışıyoruz. Hatta şimdi ekiplerimiz, yol ekiplerimiz bir hafta sonra Cumhuriyet Mahallesi'ne girecek. Oradaki bütün işler bitmeden çıkmayacak. Ama çöp falan varsa... Başkanım çöp de var. Etrafta büyük beşerinde bir su var. Ben mekanemizden adıya o bir yaşağı bir simitlikten geçemiyoruz. Bakın abi neresi olsun. Tamam, gelin bakarız abi neresi. Niye gelin söylemedin abi bugün geldin benim yanıma? Allah Allah. Abi bakın. Bakın iki tane çobanımız vardı. O çobanları attık şu anda. Tam 6 tane yeni sıfır çobanımız var. Yani çöp toplama konusunda hiçbir sıkıntımız yok. 4 araçla topluyoruz şu anda. 2 araç yedekte bekliyor. Biraz olduğu zaman. Bak bugün bile daha yeni gıcırız geldi. Çöp kamyonu aldık yeni daha. Bugün geldi. Hizmete girdi. Duracak öyle. Yani sürekli yenileniyoruz abi. Çöp konusunda çok titiziz. Yani kesinlikle vatandaş alo desin, çöpünü alalım. Başkanım, hiç sıkıntı yok. Müteahhit de daha yeri falan var diye. Hep müteahhitler. Bak doğru diyor vatandaş. Emre abi senin nezdinde bütün müteahhitlerin sesleniyor burada. Çok kirli çalışıyorlar. Pis çalışıyorlar. Gerçekten. Yani diyor ki zabıta gidin ceza yazın diyorum. Yazın ceza. Ya senin yanına gelmesin benim yanıma kardeşim. Gelmesin. Yazın cezanızı. Yani gerçekten müteahhitlerimiz çok tedbirsiz ve kirli çalışıyor. Bak kaç haftadır zabıtalara söylüyorum. İnşaatları gez. Burada durmak yok diyor. Belediyede kimseyi görmeyeceğim. Gidip geleceksiniz. Ve inşaatları gezin. Vatandaşların şikayetini hesaplar, inşaatlarla. Adam götürüyor, demirini kaldırmak döküyor. Kaldırmak bırakıyor, yola döküyor. Hiçbir tedbirini almıyor. Yani sanki müteahhitler bu gelsenin sahibi, onlardan başka insan yok. Kimse karışamaz. Mantığıyla gidiyorlar. Valla bilmiyorum, müteahhitlerden biraz ulaşacağız herhalde abi. Tamam abi, sen kardeşim, o müteahhitleri ben hepsini gideceğim size. Başkanım, biz kaldırımlardan yürümek istiyoruz. Kaldırımlarda arabalar dolu, esnafın bir sürü işte teşhir malları dolu. Ve biz caddeden geçmek zorundayız karşı tarafa. Yani ciddesi o kapsamında söylüyorum evet, ben bunu. Evet, doğru. Ve yaz geldiğinde... Gerçekten hiç kaldırımlardan yürüyemiyoruz. Ayrıca ara sokaklarda bile o kadar hızlı gidiyorlar ki dün kediyi araba çiğnedi. Ve can çekişirken görmek çok kötü bir duygu tabii ki. Şimdi bir tabela siparişi verdim yavaş gidin diye. Ama bunun bir şekilde belediye olarak önlemini alabilir misiniz? Biz kaldırımdan yürümek istiyoruz. Annem kışın düştü. Kaldırımlar dolu olduğu için hala ayağı düzelmedi ve yaşam kalitesini düşürdü. Ya buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. Biz kaldırımlar bizim olsun. Yoksa bize üst geçit yapın. Tamam. Şimdi dediğiniz kesinlikle doğru. Kaldırımları yani insanlar içinde olacak biraz. Bak deminden beri gerzeleri övüyorum. Diyor ki sosyal insanlardır, çağdaş insanlardır, eğitimli insanlardır. Gerzeli yanlış yapmaz diyorum. Ama esnaflarımız yapıyor bu işi maalesef. Zannediyor ki ben yolun ortasına koyunca insanlar gelip benden alacak. Böyle bir şey yok. O koyan esnaflar da belli. Şimdi vatandaşı zabıtayı gönderiyoruz, diyoruz ki geri çeksin, alsın. Onlara biz 60 santimetre koyma hakkı verdik. Yasada da var bu. Yani bana da 60 santimetre önünde teşhir edebilir. Ama kaldırımlar 2-10 olacak. O değil miydi? 2-10. Şimdi öbür taraftan geçecek. Geri gelen kaldırım yönetmeliğinde kaldırımların üzerinde kesinlikle ağaç olmayacak dedi. Şimdi Gerze'deki kaldırımların üzerinde de bize ağaç da var. Ben şimdi İskele Caddesi'ne de kaldırımların kıyısına ağaç dikeceğim. Dikeceğim yani. Göç Caddesi'nde. Yani
Şimdi yeşilin olmadığı yerde hayat olur mu ya? Şimdi Yılmaz'a söyledik. Yılmaz nerede? Orada var. Evin geldi, fotoğrafla. Şimdi... gerçekten doğru. Zabıta arkadaşlar gidiyorlar, ikaz ediyorlar ama vatandaş kire yapacağını yapıyor peşinden. Şimdi kaldırımlarda araba parkı ise tamamen emniyetin görevi. Yani trafiğin görevi. Bizim onlara ceza yazma yetkimiz yok. Denetleme yetkimiz yok. Biz sadece uyarırız. Kaldır deriz. Bir cezai işlem yapamıyoruz. Tamamen emniyetin görevi bu. Emniyete biz defalarca bunu yazıyoruz. Defalarca. İkaz ediyoruz. Yani şu Selçuk büfesinin önünde küçük bir park var biliyorsunuz. Önünde park yapılmaz defası var. Önünde tam geçen de saydım 13 tane araba var. Bunu kaldırmak bizim görevimizdir. Emniyetin görevi. Yani bir polis onu görmüyorum orada. Ben cezaya karşıyım ama abi sürekli de yaparsa adama ceza yazılsın yani. Bir yaptığım olsun bari. Yani askeri ücretten yaşanan bir ülkede, 1400'de yaşayan bir ülkede 80-90 lira, 100 lira ceza çok büyük para. Çok büyük para ama insanlarımızdan anlayışlı olması lazım. Tedbirli olması lazım. Maalesef oluyor bunlar. Olmuyor desek yalan. Oluyor. Ha bu sadece bizde mi oluyor? İzmir'e gittik, İzmir'de arabamızı çekecek yer bulamadık. Ankara'da arabamızı çekecek yer bulamıyoruz. İstanbul hep felaket. Girdim çıkamıyorsun. Yani bu ileri düşünerek yapılmamış şehir planları, yani yıllar sonrası düşünmeden yapılan şehir planları işte bu sıkıntıları yaratıyor. Bakın işte bizim Tabaktaş'ında 18 uygulamaları yaptığımız yerlerde ki Gerzin kanayan yarasıydı 18, yani bu imalı. Yani 95'te plan yapmıştı, Artuk Partisi, Artuk Partisi, yüzlerce Artuk Partisi. Sülalesinin sülalesi geldi, torunu geldi, çözemezdi bunları. Yani bizim harita mühendisimizin olması çok büyük bir avantaj. Hep bak bunları düzeltti, insanlar mutlu, yeniden bizim önümüzü açtı belediyenin. Çünkü vatandaş parselasyonu yapmamış, Artuk parseller var, yolunu açamıyoruz. Kanalizasyonu geçiremiyoruz, suyunu geçiremiyoruz. Yani o kadar sıkıntılar yaşadık ki biz bu dönemde. En azından buralarda yol tanklarını yapıyoruz, kanalizasyonu, suyunu yapıyoruz, geçiriyoruz. Ve buralarda çok geniş yollar bıraktık. Çok geniş yollar bıraktık. Yani ileri düşünerek çok büyük yol, şeyler bıraktık. Otopark alanları bıraktık. Şimdi bu yaz o bölgelerde otopark alanları bıraktığımız yerde de otopark yapacağız. Yani çevireceğiz etrafını, otopark diyeceğiz. O bölgede yaşayan insanlar araçlarını oraya park edecekler. Peki yıkılan tekelin yeri hala otopark olarak mı kalacak? Öyle kalsın daha iyi. Bina yapacaklar yoksa. Yazık değil mi? Otopark olarak kalsın. Peki orayı sembolik olarak orada kaç tane işçi çalıştı? Orayı hükümet konağı yapacaklarmış. Hükümet konağı yapacaklarmış orayı. Haberiniz olsun. Yani ben size söyleyeyim. Bizim değil yani çünkü. Yani ben diyorum hiçbir şey yapılmaz, en azından otopark olarak kalsın. Yani yollara araç çekecekler de otopark olarak kalsın ki bir işe yarasın yani. Biz şimdi yeni projemizde arkadaşlar pazar yerinin altında 2400 metrekare. 2100 metrekare. 2100 metrekare pazar yerinin altında otopark yapacağız. Yani yeni projemiz otoparklı proje olacak. Vatandaş altında arabasını çekecek, üstte pazarına çıkacak. Bu şekilde. Yani projemiz çok güzel gerçekten. Bunu uygulamaya aldığımızda oradaki sorunu çözmüş olacak. Ama insanların kafalarını da çözmek lazım tabii ki. Şurada otoparkı yaptık. Otoparkta iki tane araç yoktu. Bütün kaldırımlar araç doluydu. Yani eğitimi de yapmak lazım. Önemli yani. Buyurun hocam. Açık değil. Sınava çok da uygun olmayan bir durumumuz var.
Şimdi gürültü de bir kirlilik biliyorsunuz. Evet. Ve yaz mevsimi geldiğinde benim yüreğim ağzıma geliyor. Sadece benim değil, benim oturduğum sıradaki herkesin. Saybar mevkiini biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Ben hemen onun üst tarafında oturuyorum. Ve orada yapılan bütün düğünlerin zorunlu davetlisiyim ben. Her gece davul zurnayla başlayan, kornayla başlayan, gelin almayla devamı gelen o düğünlerin zorunlu davetlisiyim. Her gece ben o düğünleri başından sonuna kadar izliyorum. Balkonda. Yani şimdi hayır, herkesin düğün çok önemli bir şey elbette. Herkes bir yani defa düğün yapıyor. Ama ben her gece düğüne gitmek durumundayım. Düğüne gitmişim gibi balkonumda oturamıyorum. Düğünden çıktıktan sonra iş bitmiyor. Havai fişek atıyorlar. Havai fişek, hadi neyse. Yani o da o bülbüllerimizi susturdu oradaki. Silah atıyorlar. Ben birkaç kere geçen sene 155'i aradım. Ben yukarıda balkondayım. Havaya ateş ettiğini zannediyorum. Saybar biliyorsunuz aşağıda kalıyor ya. Havaya ateş ediyor ve biz balkondayız. Sonra o kayıkhanelerin olduğu mevkiye arabaları çekip o mendrek boyunca mendreği kapatacağız şimdi. Yani mutlaka tamam, sezon yani biraz izlenme. Sezon bitiyor. Yani düğün bitiyor. O düğün oralarda devam ediyor. Yani arabaların teybini açıp insanlar orada işte. Vallahi bunları Ajungül Hanım kesinlikle anladım. Kesinlikle bizle ilişkili bir olay değil. Tamamen emniyetin görevi. Tamamen emniyetin görevi. Yani asayiş sağlamak, oradaki sistemi sağlamak, ses düzeyini sağlamak. Yani ses sistemine dahi biz karışamıyoruz belediye. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na karışıyoruz. Yasaya baktım geçen sene hatta ben bayağı kapsamlı bir dilekçe hazırlamıştım. Kaymakamlığa ve belediyeye de vermek üzere. Ama 15 Temmuz darbe oldu, ben o dilekçeyi veremedim. Şimdi de kaybettim ama tekrar hazırlayacağım. Yasada belediye ve kaymakamlık, belediyenin de görev olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle. Yani o ses düzeninin kontrolü belediyeden de şöyle, ruhsatını biz veriyoruz ama nasıl veriyoruz? Firma veya oradaki işletmeci bir profesyonel firmaya ses düzeyini ölçen, desibelini ölçen bir dosya hazırlamak duruyor. Tamamen adamlar gibi Ankara'da bir firma, genelde bu firmalar Ankara'dan geliyorlar. Oranın işte ses desibelini ölçüyorlar, yapıyorlar, tonla dolduruyorlar. Her şey tamamsa biz ruhsat vermek zorundayız oraya. Ama gene de denetimi bizde değil. Denetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda, yani Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde denetimi. Ceza yazma yetkisi de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde, denetimi de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde. Yani belediyeler burada sadece o evrakla hazırlanan ruhsat veriyor. Şey de öyle mesela, alkollü yerler de öyle, diğer şeyler de öyle. Biz sadece ruhsatını veriyoruz. İnşaatlar da öyle. Biz bakıyoruz, inceliyoruz şeyi, yasalara uygun proje yapılmışsa, biz ruhsat demiyoruz. Ne zamana kadar? İskana kadar karışmıyoruz. Herkes yok. İşte belediye bunu toplak tutsun, belediye bunu yapsın. Yapı denetimi görevi. Yapı denetim diye firmalar kurdular. Yani devlet yasayla kuruldu. Ve ciddi rakamlarda müteahhitlerden para alıyor. Bütün mimarlık, mühendislik, efendim çevre, her şey yapı denetimi ait. Bize yapı denetim, inşaat bitti diyor, bir şifre atıyor. O şifreyle biz bakıyoruz, projeye uygun yapılmış mı, yapılmamış mı? Yapılmamışsa yapı denetime diyoruz ki, şurası eksik, şunu yaptır diyoruz. Ve iskan veriyoruz. Şimdi yani bakan eskiden değil, belediyeler mesela en ufak bir şeydi, belediyeler giderdi inşaatları falan. Şimdi belediyenin böyle yok. Sadece belediye imanı verir, imanına böyle müteahhit şeyin projesini çizdirir. Proje yasalara uygun olarak çizilmişse biz onaylarız. Bitti bizim işimiz. Yani Saybar'ın ses yalıtımı vardır herhalde. Tamamen çevre şehircilikte. Onların ölçümleri de var. Suat var mı onların ruhsatı?
Başkanım, ben bir açıklamayı varmışım. Yeni yönetmenlikte. Şimdi o zabıta yönetmeni değişti. O zabıta yine yeni alınan işletme ruhsatlarında mı dediğiniz aranıyor. Eski ruhsatları kapsamıyor bu. Yani o ruhsatı, o işte sayfayı ruhsatı muhtemelen çok eski olduğu için ses yalıtım olmayabilir. Peki bunun yani çekmeye devam mı edeceğiz yoksa bunun bir çaresi var mı? Çevre şehircilikte görüşürüz onu. Evet. Görüşürüz. Evet. Olmasa o tesiste ses yalıtımıyla ilgili bir ölçüm daha yaptırırız. Zaten o ölçümler yapılmadan ruhsat verilmiyor başkanım. Ya biliyorum işte, onu biliyorum. Yani şu an onu kontrolü de o cihaz onlarda olduğu için onlarda. Cumhuriyet Mahallesi Değirmen Sokak'ta oturuyorum sayın başkanım. Evet. Balkonu unuttum. Balkona çıkmayı unuttum. Kışın yani yürürken çamurdan, yazın tozdan. Belediye evinde bütün araçları o yolu kullanıyor. Yani bunun gezenin... Değirmen Sokak neresi? Palmiye Konakları'nın o cadde. Her yere taş döşeniyor. Gezde'de bizim bu sokakta bu caddeye niçin döşeniyor? Döşenecek mi? Bana bunu... Siz geri mi geldiniz? Hayır. 7 senedir Gezde'de oturuyorum. Hayır, bunu sonra yeni mi geldiniz? Yok, demin beri buradayım sayın başkanım. Dedim ben size. Baş tarafı... Önümüzdeki hafta, evet. Bakın 19 Mayıs Mahallesi'nde bir haftalık bir işimiz var. Ekip başımız da burada, Aydın burada mı? Burada. İşte kendisi de cevap versin. Önümüzdeki hafta işimiz bittikten sonra Cumhuriyet Mahallesi'ne gideceğiz. Ve Cumhuriyet Mahallesi'nde işimiz bitmeden çıkmayacağız. İnşallah. Bekliyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Öyle biz söz verdiğini yaparız. İnşallah. Başkanım merhaba. Önce ekibinize ve sizlere çok teşekkür ederiz. Böyle bir toplantı gerçekten yararlı oldu. Evet. Hani halkla iç içe olmanız, hani insanları daha iyi tanımanız gerçekten çok güzel. Ben bir şey soracağım. Yeşil Gerze'nin halk plaja girecek. Doğru dürüst bir plajı yok. Evet. Tabii Hurma Dibi var. Hurma Dibi'nde de yukarı aşağı bütün kanal akıyor. Bazı pis sular. Yok yok, orada kesinlikle bir ama şey yok. Ama sular çıkıyor. Dip tarafa doğru gittiğimde şu an gideyim bakın köprüler. Onlar yağmur suyu, kaynak suyu. Bakın orada bir damla dahi kanalizasyon yok. Ama o işte onu bir toplanma veya bu suların bir yere toplanma şeyi yok mu? O yağmur suları zararı yoktur ki. Yok, yazın da akıyor. Su devamlı, Hurma Dibi'ndeki sular devamlı akıyor. İşte onlar kaynaklardan gelen sular. Ya o sular toplanıp eskiden içerlermiş, toplanıp bir şey yapamamış. Peki halkın böyle bir girebileceği bir plaj yapma gibi bir şey düşünüyor. İşte biraz önce anlattım ya, o TL'ler yapılırsa plaj alanı olacak. Allah bize öyle plaj yeri vermemiş. Yani yaptığımız yerler tamamen sunni. İşte dere yeri var. Dere yeri de özel şahsın yeri. İşte Dereyeli'nin o cadde üzerinde yaptığımız planlar eğer yatırım programı alınıp da oranın terleri yapılırsa orası gerçekten ciddi bir plaj alanı olacak. Bir de gece çok içki içiliyor mesela parklarda. Bunun bir önlemi yok mu? Mesela adam... Polis. 155. Şişeleri kırıyorlar yani çok... 155 yarayacaksınız abi. Anladım. Oldu, teşekkür ederim. Oldu, hocam oradan işaret ediyor. Kusura bakmayın. Bu toplantıyı yenileriz. Tamam mı? Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet.